Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim valla. Bugün seninle yeni bir şey başlıyoruz. Hadi hayırlısı. Akranların daha böyle psikoloji, felsefe, kabul edilen şeylerden gidiyor. Sen niye aile dizimi, şamanizm böyle anlatması güç yoldan tercih ettin? Aile dizimi benim için tam anlamıyla aslında gözle göremediğimiz enerjetik varlığın, enerjetik gerçekliğin görünür olduğu bir sahne. 5 tane duyumuz var. Ve son birkaç yüzyıldır insanlığın geldiği yerle ve teknolojinin gelişimiyle görsel duyumuzun çok ön plana çıktığı ve sadece gördüğümüze inandığımız bir dönemden geçtik insanlık olarak. Dolayısıyla hissettiklerimiz çok kenara atıldı ve enerji dünyasıyla, hislerimizle bağlantımızı kestik. Bu da biraz zihinle kalp arasında bağlantının kesilmesine neden oldu. Daha çok zihinden gittiğimiz bilimselliğin ön plana çıktığı ve bilimsel olmayan hiçbir şey gerçek değildir gibi bir inanışa kapıldığımız bir yerden geçtik. Şimdi aslında diğer duyularımızla algıladıklarımız, belki de daha henüz altıncı duyu dediğimiz o hissetme, o içsel bilme haline daha tam bir tanım bulamıyoruz belki ama onun da varlığını idrak ettiğimiz, yine yürekle zihnin birleşmeye başladığı yeni bir zamana girdik. Aile dizimi de bu yöntem aslında bu hissedişi, enerji kanalı olmayı bize çok iyi gösteren bir yöntem. Bunu nasıl yapıyor? Bir grup çalışmasında pek çok kişi geliyor. Bir de danışan oluyor. Danışanın da bugün hayatında yolunda gitmeyen, bilmesine rağmen değiştiremediği bir takım davranışlar var. Davranış örüntüleri var. Diyor ki yani farkındayım, kendime zarar veriyorum, hiç iyi hissetmiyorum fakat bu işten 10 yıldır ayrılamıyorum. Yani bir şekilde ya da ilişkiden bir türlü bunu çözemiyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Böyle bir soruyla geldiği zaman acaba bilinçaltında aileden kalmış olan bir takım enerjetik dinamikler mi var? O kişiyi öyle davranışa zorlayan ama bireysel olarak mutluluğunu da engelleyen bir takım örüntüler olabilir mi? Bunu anlamak için de gruptan temsilcileri kullanıyoruz. Temsilcileri de o kişinin aile sisteminden bireyleri temsil etmek üzere yerleştiriyoruz. Ve işte nasıl oluyor bilinmiyor. İşin deneyimselliği oradan geliyor. Bunu bilen alan ya da morfojenetik alan olarak isimlendiriyorlar aile dizimini kuruncusu Bert Hellinger ve yeni biyoloji dediğimiz Rupert Sheldrake, Bruce Lipton gibi hocaların da kullandığı kelime, morfojenetik alan aslında ilk Rupert Sheldrake'in kullandığı kelime. Yani bir rezonans. Bir şekilde insanlar temsilci olarak kalktıkları zaman orada oturan kişinin bilinçaltı enerji alanına giriyorlar ve onunla bir rezone olma haline giriyorlar ve bilgi akışı sağlanmaya başlıyor. Ve o alanda o kişini yönlendiren enerji dinamikleri görünür olmaya başlıyor. Buna şöyle diyebiliriz, bir buzdağı örneği verilir ya psikolojide. Bilinç buzağının görünen kısmıdır ama esas kütle denizin altındadır. Devasa bir kütle vardır. Biz onun sadece küçücük bir bölümünü görürüz denizin üzerinde. Şimdi bizi de bilincimiz ve bilinçaltımızda böyle bir kütle olarak düşünürsek, o denizdeki akıntılar o buzdağının gidiş yönünü belirler. Siz sadece bilincinizle özdeşleşirseniz, bilinç der ki ay batıya gitmek istiyorum, orası çok güzel görünüyor der. Fakat o denizin altındaki akıntılar doğuya doğru gidiyordur. O bilinç ne kadar yırtınırsa yırtınsın ben batıya gitmek istiyorum diye o akıntıyla birlikte doğuya sürüklenmeye başlar. Bizim yaptığımız bilinçaltımızdaki o kütlenin farkındalığını sağlamak ve o akıntıları görmek ve o akıntıları gördüğümüz zaman acaba gemimizin kaptanı olarak o akıntıları kullanarak bilincimizi de işin içine katarak o buzdağını gerçekten daha iyi bir kaptan olarak yönlendirebilir miyiz? İstediğimiz tarafa doğru dümeni kırabilir miyiz? Bunları araştırmak, bunu anlamak için de işte okyanusun altında giden akıntıları fark etmemiz gerekiyor. Gözle görünmeyeni, bizi yönlendiren o enerji akımlarını fark etmemiz gerekiyor. Aile dizimi de özünde bunu yapıyor. Bilinç altında bizi güden, bilincimizin farkında olmadığı ama hayatımızı da şekillendiren o güçlü akıntıları bilince getirmek. Gözle göremeyen dedin ya, nasıl ikna olacağız buna? Gözle göremeyeceksiniz demiyorum. Çünkü aile dizimine katıldığınız zaman gözle görünür oluyor. Çünkü biz temsilci olarak
olarak rol aldığımızda, ki aile dizimini anlamanın bence tek yolu temsilci olarak rol almak. Çünkü dışarıdan seyrettiğimizde de her seferinde bunu söylüyorum. Ya bu ne ya? Burası ne biçim bir tiyatro? Herkes burada figüran mı? Önceden siz bir senaryo mu dağıtıyorsunuz? İnsanlar nasıl böyle şeyler hissediyorlar? Hiç insanların inanası gelmiyor. Fakat ondan sonra o inanmayan kişi bir temsilci rolüne çıktığı anda neredeyse %100, belki ilk sefer olmasa bile ikinci seferde bir şeyler hissetmeye başlıyor. Bir anda duygusal enerjiler gelmeye başlıyor. Öfke çıkmaya başlıyor, hüzün, yas, bir şeyler bedende ağrılar, somatik şeyler hissetmeye başlıyor. Bir iki temsilcilikten sonra şimdi anladım oluyor. Dolayısıyla aile dizimi gibi yöntemler, deneyimsel yöntemler, bir kişiyi böyle konuşarak ikna etmek değil, tamamıyla o kişinin gelip o alanda yer alıp, o rezonansı bedeninde hissedip, o zaman işte o bedenin nasıl kendi başına aslında altıncı duyu olduğunu anlıyoruz. Görmenin ötesinde o beden enerjiyle akışa girdiği zaman o bilinçaltından, o okyanustan, o kolektif bilinçaltından muazzam bilgi toplayabiliyor. Ve aile diziminde yaptığımızda o bilginin bilinçli zihin tarafından anlaşılabilecek şekilde tercüme edilmesi. Psikoloji okuyacağım, mütercim tercümanlık okudum. Çok da iyi yapmışım. Çünkü aslında işim tercümanlık. Bir şekilde bilinçaltından gelen bilgileri bilincin anlayabileceği şekilde tercüme edilmesini sağlamak. Dolayısıyla çok da uzaklaşmamışım konuda. Bu bilgilere ihtiyaç duyuyorum diyorsun ya. Niye bunu bir psikolojik seans gibi beni karşına alıp bir seans, iki seans bana sorarak yapmıyorsun da aile diziminde açıyorsun? Okey, çünkü psikolojik seanslarda zihinden zihine konuşuyoruz. Genel olarak söylüyorum. Çünkü psikolojide de pek çok artık dallara ayrıldı. Somatik psikoloji, bedenli içine katan farklı yöntemler gelişti. Ama genel klasik psikolojiye baktığımızda iki zihin konuşuyor. Yani iki bilinç konuşuyor. Dolayısıyla o bilincin altındaki o büyük bilinçaltı kütlesine girmek için işte Jung ne yaptı? Rüyalardan faydalandı, onları seanslarına almaya başladı. Freud'da bile bu akınlar ne olabilir, bilinçaltı yönelimleri, bunları ortaya çıkarmak üzerine pek çok çalışmalar yapıldı. Fakat aile dizimi gibi bir seans o bilinçaltı akıntılarının, enerji dinamiklerinin çok daha net ortaya çıkmasına neden oluyor. Mesela çok hoşuma gitti geçen gün yaptığım çalışmada bir danışan psikoloğunun yönlendirmesiyle geldi. İlk biz 1,5 senedir psikolojik danışmanlık alıyorum. Çok güzel bir yere geldik ve burada benim psikoloğum şimdi dizim alma zamanı. Çünkü şimdi burada bir yerde tıkandık, bir şeyler daha açığa çıksın ki bize üzerinde çalışabileceğimiz bir materyal versin diye. Dolayısıyla aile dizimi tek başına her şeyi çözecek bir yöntem olarak bakmıyoruz. Zaten şifa çok boyutlu bir şey. Şifayı böyle işte şu yöntemi yaptın her şey çok iyi oldu gibi bir alan olarak düşünmüyorum. Enerji çalışmalarının yeri var, kognitif psikolojinin yeri var, rüyaların yeri var ki o da zaten enerji çalışmalarının bir kolu oluyor. Kendi sinir sistemini tanımanın yeri var, çocukluk travmalarının ayrı yeri var. Bu böyle bir paket. Aile dizimi de burada bizim nesillerden taşıdığımız enerjileri, arkalardan taşıdığımız, bizim varoluşumuza bizden önce katkıda bulunmuşların, bizim sinir sistemimizi yapılandırmakta rol almış olanların yaşam deneyimlerinin ortaya çıktığı, defansların ortaya çıktığı bir çalışma. Dolayısıyla sadece zihinden zihine konuşursak çok tek boyuta indirgenmiş oluyor. Aile dizimine katılanlara aynı zamanda düzenli danışmanlık almalarını da tavsiye ediyorum. Çünkü burada çıkan bu enerji dinamiklerinin zihin tarafından anlaşılıp doğru yapılandırıp doğru hikayelere dönüşmesi, yaşamı destekleyen bir hikayeye dönüşmesi çok çok önemli. Zihni dışarıda bırakıp sadece enerji çalışmalarıyla devam etmenin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Zihnin de ikna olması lazım. Zihin çok önemli bir parçamız. Kapsama alanımızı genişletiyoruz. Yaşamı daha çok hissedip, yaşama daha çok katkıda bulunabileceğimiz alanı genişletiyoruz. Çok boyutlu çalıştığımızda. Son sorum. Peki. Temsilci algısı nedir? Temsilci ol, gel anla diyorsun da. Nasıl oluyor bu iş evet, değil mi? Evet, nedir bu temsilci? İşte tam da burası zaten senin sorduğun soru. Yani anlatılamaz, yaşanır denilen burası. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi burasını aslında bir hissedişi, bir hali bilinç ve dille anlatmaya çalışıyoruz. Ama dilin kapsayabileceğinden çok farklı bir
iletişim aslında temsilcilik algısı. Dolayısıyla dil yetersiz kalıyor deneyim yaşamanın yanında. Temsilcilik algısı bir şekilde o morfojenetik alanda, bilen alanda siz birini temsilen yerleştirildiğiniz zaman oradaki o kişinin enerjetik frekansıyla rezone olmaya başlıyorsunuz ve orada o alandaki bilgiyi kendi yaşam deneyiminiz ve ifadesel yetiniz kapasitesinde aktarmaya başlıyorsunuz. Şimdi bu aktarımda da neden uygulayıcı gerekiyor? Çünkü temsilci bir şey hissediyor. Diyelim ki karşısında bir anne baba karşılıklı olarak iki temsilci duruyor. Danışanın anne babasını temsil ediyorlar. Anne diyor ki acayip öfkeliyim kocama karşı diyor. Temsilcilik algısı olarak hissettiği şey öfke enerjisi. Ve bunu acayip öfkeliyim diye dile getiriyor. Şimdi biz bunu burada bırakırsak hoca diyor ki o öfkelendikçe ben de sinirleniyorum diyor. E zaten olan bu. Gerçek olan orada yansıyor. Fakat bunu nasıl şifaya dönüştürebiliriz? Annenin öfkesi gerçekten kocayla mı bağlantılı yoksa acaba nesillerden gelen, arkadan gelen pek çok kadının öfkesini içeren bir öfke mi? Gerçekten o koca o öfkenin tamamını hak ediyor mu? Yoksa aslında o taşınan enerji mi o annenin gerçeği görmesini renklendirerek aslında o kişinin hak ettiğinden çok daha fazla bir enerjiyi mi oraya akıtmaya başlıyor? Biz de bunu anlamaya çalışarak diyelim ki annenin arkasındaki nesilleri koymaya başlıyoruz. Ve işte temsilciler de oraya yerleştikçe bulundukları konumda yaşanmış olan o enerji yumaklarını, o enerji düğümlerini kendi sinir sistemlerinden geçirmeye başlıyorlar. Bir şekilde bizim sinir sistemlerimizi çok büyük bir bilgi ağı olarak düşünebiliriz. Ve aslında hani diyoruz ya çok değil, birkaç yüzyıl, 600 yıl ya da 1000 yıl geriye gittiğimiz zaman hepimizin ortak bir atası var. Aslında hepimizin birbirine insanlık ailesi olarak bağlı olduğumuz muazzam bir enformasyon ağı var ve temsilcilik algısında da aslında yaptığımız şey o enformasyon ağına giriyoruz. Bunu zihinle yapamıyoruz. Bunu bedenimiz kendisini koskoca bir duyu mekanizması olarak kullanarak yapıyor. Aslında zamanda yolculuk yapıyoruz ama zamanda yaptığımız yolculuk zamansız bir alanda. Her şeyin şimdi olduğu alanda, farklı bir perspektif ve bir boyutta. Oraya kanal olma yetisi her insanda var. Her canlıda var aslında. Diyorsun ki bana bir sorun olduğunda gel bana anlat, temsilcileri koyalım çözelim. Bir sorun olduğunda gel bana anlat, temsilcileri koyalım. O sorunun nasıl kökleri olduğunu, nerelerden beslendiğini ve bugün neden bu şekilde o kişinin hayatına yansıdığını beraber görelim diyorum. Yürek gözüyle bakalım. Sadece zihinle, egoyla, koşullanmalarımızla değil, daha geniş bir kapsama ağıyla bakalım. Öyle baktığımız zaman yüreğimiz açılıyor olana. Daha farklı boyutlarla başkalarının bunu nasıl deneyimlediğini anlıyoruz. Ve sadece bizim kendi dar görüşümüzden değil, farklı perspektiflerden de bakıyoruz. Buna örnek olarak şey diyebiliriz. Odada bir fil var ve herkesin kısıtlı bir bakış açısı var. Kimisi filin kuyruğunu tutuyor, kimisi hortumunu tutuyor. Kuyruğunu tutan başka bir gerçeklik anlatıyor, hortumunu tutan başka bir gerçeklik anlatıyor. Biz buradan çıkalım, bütün fili görebileceğimiz bir alana çekilelim. Filin tamamını görüp algılayalım. O filin neye ihtiyacı var? O fil nasıl tamamını görürsek nasıl etrafına daha az zarar verecek şekilde var olabilir. Bunu algıladığımız zaman o sorunun bizim hayatımızdaki duruşu değişiyor. Bizim içimizdeki duruşu değişince de yaşamımızda çok daha büyük bir alan açılıyor. Böyle diyeyim. Teşekkür ederim hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Doğru söylüyorsun. Baktı ki sazı elime aldım gidiyorum. Ben de çok teşekkür ederim.